Şuradan direkt böyle şey var ya orada. O yazıt. Yazılı kaya ne derlerse. Yazıt. Dikili taş. Hayır yazıt. Oradan başladık. Merhaba arkadaşlar. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Allah bizler iyiyiz. Evet. Santos Antik Kenti'ndeyiz. Buraya buradan gidilmiyor diye düşünüyorum aşkım. Burası böyle evet. Bir yerleşke gibi duruyor. Nasıl ortasında da dikili taş var. Şurada şeye gideceğiz işte ilk önce. Antik tiyatroya gideceğiz. Antik tiyatronun üstü Akropol dedi. Orada da harpi anıtı vardı. Şimdi harpi anıtını merak ediyorum ne olduğunu aslında. Şimdi bana anlatıyorsun. Bekliyorum seni. Şöyle bir yola çıkalım. Kim yaşamışlar? Burada da Likyalılar yaşamış. Bu evet Likyalılar yaşamış. Şöyle tiyatroya oradan gidilebiliyor mu yoksa şuradan? Dayı kalkacak değil mi? Şimdi arkadaşlar bu kentin önemi şu. 23 tane ana Likya kentinde söz hakkını sahip olan 6 şehirden biri olma unvanı taşıyor. Burada mozaik var galiba. Evet. Burada mozaik var değil mi dayı? Mozaikler var değil mi? Daha çıkartmamışlar, üzerine basmıyorlar. Yok, o çıkartmamışlar değil. Şu anda tık bunları da bunları söküyorlar. Koruma dolayısıyla kapattık. Aa söküyorlar. 1950'den beri Fransızlar kazıyordu burayı. Fransızlar cumhurlar. 17 yıldan beri Akdeniz Üniversitesi'ne verdiler. Daha yere şapa vurmadık. Bakanlık ödenek yapmıyor çocuklar. Evet. Klasik bir Türkiye gerçeği dinledikten sonra. Evet. Devam ediyoruz. Burada da. Arkasımızda var görecekler. Sadece tiyatrodan dönmeyin. Yok. Bayağı gideceğiz dayı. Belli başlı savaş anıtlarıyla bezetilmiş. Lahit evet bebeğim savaş anıtı işte. Şehrin ortasına konduğu zaman savaşçı birinin kimliğini taşıdığı ifadeler. Öbür türlü nekropolise taşırlar çünkü. Buraları koruma yapmamışlar o yüzden çıktım. Normalde hayatta çıkmam arkadaşlar. Yani çıkılabildiğini düşündüğüm için çıktım ama doğru bir hareket bilmiyorum. Şimdi yine bizi her antik kente karşılayan yapı olan tiyatroyla başlayacağız. Tiyatrodan şehrin ne kadar bir kapasite sahip olduğunu, ne kadar bir nüfusa sahip olduğunu anlayabileceğiz. Dediğim gibi Santos'un önemi Likya döneminde, özellikle Likya Krallığı içerisinde 23 şehir olmasına rağmen oy kullanma hakkına sahip olan 6 şehirden birisiydi. Yani buranın kralı, yöneticisi, valisi, her kimse Likya Krallığı hakkında söz sahibiydi. Gazlar gömülen oldukça İyi ulaşan 2200'lük. Arkadaşlar burası 2200'lük bir tiyatro. 2200 kişilik yani evet. Nispeten Leton ve Patara'ya göre biraz daha küçük bir şehir burası. Ancak daha çok savaşlarla gündeme gelmiş. Yani şöyle gösterecek olursak gayet de güzel aslında günümüze kadar gelmiş. Dikkat ettiyseniz Patara antik kentindeki tiyatro gibi yandan beslemeli beton duvarlara yani çıkma duvarlara sahip değil burası. Direkt olarak tepenin eteğine yapılmış ve dağ yani coğrafik özellikler kullanılarak yapılmış. Buradan da buraya biraz daha az para ve emek harcandığını anlıyoruz ki şehrin yani daha doğrusu işte bu Patara'nın ne kadar büyük bir şehir olduğunu buranın ise oraya göre nispeten daha geride kaldığını gösteriyor. Arkadaşlar 1950'de açılmış burası. 50 dedim dayı. Hı hı. Mozaikler vardı çok güzel. Şimdi şurada yüksekte duran bir adet lahit ve bir anıt görüyoruz. Savaş anıtı. Ama tiyatroyla iç içe olması ilginç değil mi? İşte bunlar şey bebeğim dediğim gibi yani kahraman krallar ya da kahraman savaşçılar olduğu zaman böyle dikilir. İşin şey tarafı şu anda gördüğümüz her şey aslında Romalılar dönemine ait. Evet yani büyük bir deprem geçirmiş. Deprem milattan önce kurulmuş arkadaşlar burası. Milattan önce 2. yüzyılda. Daha sonra deprem sonrasında hasar gördüğü için milattan sonra 3. yüzyılda tekrar inşa edilmeye başlandı. Evet bir depremden söz etti ama onun öncesinde de çok kanlı bir tarihe sahip aslında burası arkadaşlar. Şöyle gelin anlatacağım. Bu mu? Şu tepedeki kabartmalar arkadaşlar orijinal büyük ihtimalle. Orijinalse çok güzel görünmüş.
Ancak burası agorası. Yol değil mi? Hayır, agorası pazar yeri. Pazar yerinin içinde de harpi. Yerleşmiş. Erken dönem İsa'dan sonra 2. yüzyılda da Bizans gelmiş, Roma'nın üstüne yerleşmiş. 3 tane uygarlık birbirinin üstüne yerleştiği için, birbirinin malzemesini kullandığı için her şey burada Helenistik bir döneme geçmiş. Şu Likya, şu Roma, şu Bizans derken korunabilir. 2500 yıllarında Likyalıların kendilerini düşmanın korumak amacıyla yaptıkları sur duvarları. Görünüyor. Evet, evet. Gördük. Bu gördüğümüz yazılı piller 11 metre yüksekliğinde 454-475 yıllarında Roma döneminde yazılmıştır. Buranın savaş öyküsüne yazılmıştır. Bu yazıları çözemedikleri için üç tarafı uzun dilde Likya, arka tarafı 29 harf Kırkça, Büyük İskender, Aleksandr'a ait Makedonya. Bunun en üstte tahta oturan Aslan Mermer Kabartmalar 1842'de Charles Bellus Londra'ya götürmüş. Kerey Mezar Odası da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. 6 metresini götürmüşler, 4 metresi bize kalmış. Evlerimizi, bağlarımızı yaktılar, yıktılar. Evlerimizi mezar ettiler. Bizi yerle beraber ettik, kahrolsun Brutus. Arkamızda bir ateş bıraktık, asla ve asla kimseler söndüremeyecek diye. Onun üzerinde Brutus'a karşı, Roma kralına karşı nal etmeler var. Şu gördüğümüz 2500 yıllarında Likya, Karayörtü ev tipi bir mezar. Öldükten sonra ölen ölü dirilecek inancıyla öbür dünyada kullansın diye kendine ait altın, küpesi, yüzüğü, neyi varsa kabirlere kurulmuştur. Bunları 1842'de Charles Bellus geliyor, kırıyor. Ne var ne yoksa alıp Londra polis şantiyeme götürüyor. Bunların kırılmasının nedeni o adam tarafından. Anladım. Buradaki kabartmalar da eksikmiş. Bunların da tamamı brüt, yani İngiltere Müzesi'ne götürüyor. Ondan önce 2500 yıllarında Likya'nın amfiteyatrosu, amfiteyatrolar topraktan başlar basamaklar, böyle arkaya doğru yatar gider. Maske, komedi oyunları ve orkestra, trava oyunları gösterileri yapmışlar. 5000 kişilik tiyatro. 5000 kişilik. Ama 450-475 yıllarında burası Roma egemenliğinin altına geçtiğinde Romalılar Likya'nın amfiteyatrosunu areneye çevirmişler. Şu oturakların altında yükseltilmiş yarım U şeklinde duvarı gördüğünüz zaman da mutlaka tiyatrolar Roma tiyatrosudur. Oturakta oturan kişilere aslanlar zarar vermemesi için yapılmıştır. Aslanları parçalatıp halka seyrettirmişler. Aslanları parçalatıp. 5000 kişilik tiyatro. Çok da güzel bir tiyatro yani, değil mi? Yani Likya döneminde amfiteyatro, Roma döneminde arena, kolizyum olarak kullanılmış tiyatro. Şimdi bu gördüğümüz harpiler anlatıyor. Harpiler mitolojide ölümün ruhunu fikrine taşıyan yaratıklar demektir. 8 metre 87 santim yüksekliğinde 450-475 yıllarında Roma döneminde yapılmış anıt bir mezardır. Buranın yekpare kayasına oymadır. Bunlar kaldırıp konma değil. Değil değil mi? Bunun doğusunda ve batısında kralın yakınlarının hediye sunuşlarını ve saygı duruşlarını gösteriyor. Nardır, çiçektir, hayvandır, hediyeler sunuyorlar. Kuzey ve güney. Hediyeler de şey kurban kesiyorlar değil mi? Evet. Kuzey ve güneyine baktığımız zaman da yarı kadın, yarı kuş, yarı balık şeklinde kucağında böcek olanlarda bizim melekler dediğimiz gibi ölüm ruhunu gökyüzüne taşıyan sirenler yer almakta. Bak bu orada. Evet. Anladın mı? Evet. Bunun orijinal mermer kabartmalar 1842'de Charles Bellus Londra'ya götürmüş. Bu orijinalden alınmış alçı kopyası 1950'de. Aa, alçı kopyası. 1950'de Fransızlar kolu tarafından yerleştirildi. Onun yanında artık 2500 yıllarında Likya, yani Cilisem'de yapan kayıp tutu bir mezar. Ölen ölü öldükten sonra öbür dünyaya giderken sel felaketine tutulduklarında bunu kayıp gibi ters çevirip bunu tutunarak öbür dünyaya geçme amacıyla yapılmış anıt bir mezardır. Bu? Evet. Eve benziyor. Alçı olarak nitelendirmiş adam ama kalıcı olarak taşa yapmış. Taş yüzmez. Ölen ölü üstüne konduğu için, altını küpesi koyduğu için bunları Charles Bellus kırıyor. Ne var ne yoksa alıp Londra'ya götürüyor. Bunların kırılmasının nedeni o adam tarafından.
O adam kim? Tarihçi mi? Buyur. Tarihçi mi onu yapan da? Buraya gelip kazı yapan tarihçi mi? Arkeolog. Arkeolog değil mi? Bu gördüğümüz poligonal duvar Bizans duvarı. Şimdi şuradan devam edeceksiniz. Şu kapıdan arkaya açacaksınız. Aha. Duvarın arkasında Likya Akropolu var. Akropol, ilgili makamların Messing söz hakkı olan yeri Akropol diyoruz. Biz Ankara gibi Messing karar aldığı yer. Nikre dediğimiz zaman Nikropol yukarıda ölüler yeri var demektir. Roma Nikropolu yukarıdadır. Şimdi oraya açtığınız zaman da Likya dönemine ait 10 metre derinde, 35 metre derinde sarışlar göreceksiniz. Roma dönemine ait tuz kabinleri, yüzme havuzları var. Bizans evleri var. Artemis Tempil Tapınağı'nın kalıntısını göreceksiniz. Yüzme havuzundan baş yukarı yürüyeceksiniz. Şu yeşil ağacın yanında Likya Kralı'nın terası var. Bak karşıda. Terasa çıkıyorsunuz. Altından Eşen Çay dediğiniz çay geçiyor. Saklı kentten geliyor. Patara'ya dökülüyor. Bu şehir o nehirden ismi aldığı için antik ismi Xanthus. Sarı anlamına gelir. Ama. Evet. Şimdi Likyalılar 2500 yıllarında buraya yerleşim yaptığı zaman da ilk parayı icat eden, ilk parayı bulan Likyalılar. Evet. Likyalılardan Likyalılara intikal ediyor bu para. Likyalılar bu parayı yiyip içip bitirmemek için ne yapması gerekiyor burada? Bir ticarethane kuruyorlar. Tamam. Likya'nın agorası şu büyük çamın olduğu yer. Likyalılar burada sedir ağacı yetiştirip zeytinyağcılıktan, şarapçılıktan, denizden, süngercilikten, balıkçılıktan ticaret kuruyorlar. Ve bu ticareti geliştirmeye başlıyor Likyalılar. Büyük İskender Brutus geliyor, diyor ki bunlara bana kazancın %10'unu bana vereceksin. Bunlar diyor ki benim kazancımda ne alıp veremediğim var, ben sana vergi falan vermem diyor. O diyor alırım, o vermem. Savaşmak mecburiyetinde kalıyorlar ve savaşıyorlar. Savaşırken baktı gördü Likyalılar, Roma'nın askeri güçlü gelince, gelinceğin aklı kese, aile ve çocuklarını Akropol'a topluyorlar. Diyorlar ki biz savaş kaybedeceğiz, ne yapalım? Bunlar esir düşüp de rezil olmaktansa biz ölümü tercih ediyoruz diyorlar. Likyalılar aile ve çocuklarını, kıymetli eşyalarını Akropol'da ateşe verip yakıyorlar. Erkek kısımları savaşarak da teresan aşağı atıp kendilerini intihar ediyorlar. Brutus geldiği zaman da burada bir tek canlı Likyalı ele geçiremiyor. Bu facia olduğunda şu dağda 80 aile kalıyor, kent dışarı. Kadın ve çocuk. Bunlar 450-475 yıllarında Roma kınar başlarında tekrar Likya'nın zengini olarak geliyorlar. Bu şehri yeniden inşa ediyorlar, buluyorlar. Bu sefer Persler, İranlılar saldırıyor. İranlılara karşı da Roma direncini kaybedince bunlar da yine aile ve çocuklarını Akropol'da ateşi verip yakıyorlar. Erkek kısımları terasdan aşağı atıp kendilerini intihar ediyorlar. Çok ilginç bir kültürler var. Pers ordusu komutanı geldiği zaman da baksa görse ki şu kapı önünde bir kadın kucağında bebekle yanmış kül halinde görünce vicdan azabı duyar. Erkek ordusuna her yakaladığınız Roma'ya şu kadar ödül vereceğim, sakın bir şey yapmayın der. Ama gelse baksa ki şehir ateşe vermiş yanmakta, ateşten sağ sola saklanmaya çalışan 150 kadar kadın ve çocuk esir alıyorlar. Bundan sonra Roma ikiye ayrılıyor. Doğu Roma, Batı Roma. Batı Roma. Doğu Roma savaş anında yanıp kül olup gidiyor. Batı Roma'yı yaşatmak için 150 aile ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz. Erken dönem, Hristiyanlık döneminde İsa'dan sonra Bizans akınları başlıyor. Bu 150 aile bu Bizanslarla tekrar bir araya geliyorlar. Bu şehri yine tekrar yeniden kuruyorlar. Bu sefer Araplar saldırıyor. Araplara karşı bunlar da yok olup gidince burası bizim sultanların eline geçiyor. 1842'de İngiliz arkeolog Charles Bellows geliyor, burayı tespit ediyor, buluyor. Sultana diyor ki, sultanım ben burada endüstri bir araştırma yapacağım. Müsaade edersen diyor. Sultan da diyor ki, bizde taş çok, al götür. Ama bir şartım var diyor. O nedir sultanım diyor. Para bulursan bana vereceksin. Alkolik adam sana para verir mi? Buradan 198 sandık malı Kızaklı Nehri indiriyor. Nehirden Salkan Ali'yle Patara indiriyor. Patara'da iki gün bekletiyor. İngiltere'den donanma gemisi geliyor. Yüklüyor, elini kolunu sallaya sallaya. Ne gidiyor? Londra burası üzerine götürüyor. Wow. Hikayeye gel. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sadece kazı yaptığım yerden, şehrin dörtte birinden bilgi verdim. Ben yaşamadım burada. Yaşamışsa bir anlatan yok. Ben 38 seneden beri buranın kazı bekçisiyim. Maşallah. Kazılarda çalışıyorum. Ve kazılardan aldığım bilgileri sizlere aktardım. Çok teşekkür ederim. Valla biz de kaydetmiş olduk. Teşekkür ederiz. Bana şu yamaçta ne çıkacak desin sorsan ben bilemem. Bilgi veremem. Şimdi şehrin büyük bölümü öbür taraf.
yerleşim alanı, Likya'nın, Roma'nın, Bizans'ın yerleşim alanı. En azından bir buçuk saat dolaşırsınız. Ama ben gazı yapmadığım için şu Bizans kalıntısından başka orada bir şey görmüyorsunuz. Anladım. Orada üç anıt mezar var, bulabilirseniz ormanın içinde. Dans özlü mezar, üzerinde dans figürleri var, kılıç ve mızrakla domuz avlusu, ambesi kabartmaya var. Bir Likya mezar ayağında iki tane aslan bir buğayı yıkmışlar, yiyorlar. Bulabilirseniz bunu göreceksiniz. Bir de bu harfler altındaki şu yüksek yetimlerin arka kısmında Nikropol var. Orada da kaya mezarları görüp Nikropol'u dönüp göreceksiniz. Tamam. Şimdi orada kilise var diyor. Kilisede mozaikler kapalı işte. Burada da gösterdim kiliseyi. Orada bir Nuhalet Roma yolu var. Burada yönlenmeyle turist gezdirilmez. Burada bilgi biliyorsan bilgi vereceksin. Bilgi veremiyorsan buraya adam gelene burayı tanıtan 100 kuruşun broşür vereceksin. Evet. Broşür biz de sorduk ama yokmuş. Yok. Su kanallarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da benim güzeller güzeli sevgilim Eda. Çok tatlı bir amca. Evet, keşke her antik kentte böyle bir amca olsa. Çünkü arkadaşlar broşür dağıtmıyor. Yani Kültür Bakanlığı nedense bilmiyoruz. Pandemiden dolayı diyorlar ama yani bilmiyorum, yani başka türlü bilgi alamazdık. Ben gelirken internetten birkaç araştırma yaptım ama tabii dayı kadar yeterli değildi. Şu anda tiyatronun üst kısmındayız. Dayının anlattığı şey şu. Tiyatro şu anda arena halinde görüyorsunuz. Daha yüksek diğer gördüğünüz antik kentlere göre. Romalılar döneminde bu tiyatro arenalaştırılmış ve ilk sırada oturan misafirlere, izleyicilere aslan saldırmasın diye yükseltilmiş. Ve Akropol binasıyla da birleşik. Şimdi arkaya geçeceğiz. Akropol binasını göreceğiz. Orada da geri kalan yerde de Roma yerleşkesini görmeyi umuyoruz. Umarım düşmeden, ölmeden şuradan. Evet. Evet, ben bir tek Pers himayesine girmemek için kendilerini öldürdüklerini biliyordum. Meğersem hiçbir düşmanı esaretini kabul etmemek adına kendilerini yakalamış. Evet arkadaşlar, burası Akropol binası. Orada yakılmış, evet bu. Yani şey tarafından. Kim tarafından? Sanırım Akropol'ün merkezi. Meclisin merkezi. Havuz dedi şu mu? Oyma taş. Şurası. Ha, orası. Burası. Havuza gideceğiz aşkım. Şöyle bir girelim buraya. Burası erken dönem Likya'nın en önemli yeriymiş arkadaşlar. Şu gördüğünüz yer. Ortada da bir hani fountain dediğimiz süs çeşme havuzu var. Eskiden Likya Krallığı'ndaki bütün kararlar burada alınıyormuş. Evet, daha sonra taşınmış. Evet. Aslanları birbirlerine parçalatıyorlarmış ya. Öyle bir eğlence oluyor. Roma dönemi kalıntılar arkadaşlar bunlar. Daha doğrusu dediğim gibi şimdi biz Roma diyoruz ama Helenistik dönem diyebiliriz. Çünkü Bizans dönemi kalıntıları aynı zamanda. Dayının söylediği gibi üç farklı şeye şunlar mesela hep Bizans'tan kalan. Yok, dayının söylediği şey şu, yani biz şu Likyalılara ait, şu Romalılara ait diyemiyoruz. Burada mesela üst üste bir yerleşke durumu söz konusu olmuş. Mesela Leton antik kentinde öyle bir durum söz konusu değildi. Bütün tanrılar için ayrı ayrı tapınaklar inşa edilmişti. Orası artık Bizans'a geçtiği için öyle. Evet. Burada üzerine, şehrin üzerine inşa edilmiş. Artemis Tapınağı'nın kalıntısı var dedi ama Artemis Tapınağı'nın kalıntısının neresi olduğu şu anda herhangi bir bilgilendirme yok. Ya şurasıdır arkadaşlar, şuradaki görüyor musunuz bilmiyorum, arkadaki çıkıntı.
Yüksek Öyük ya da şu havuzun yanındaki yer olabilir. Burası da arkadaşlar havuz. Yekpare kayaya oyulmuş burası. İçerisi su dolduruluyormuş. Şu şekilde. Daha çok soylu ailelerin kullandığı bir yer olsa gerek. Çünkü genelde köylü halk için bu tarz mimari yapılar inşa etmekten kaçınıyorlarmış. Şurada havuza girmek için arkadaşlar merdiven yapısını görebiliyorsunuz. Çok güzel olmuş. Aynı yapı karşı tarafta da var. Yerde yağmur kanallarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası olabilir çünkü yine yekpare kayaya oyulmuş bir yer ve hakim bir tepe burası. Şu sağ tarafta kral odası var. Şimdi birazdan oraya da gideceğiz. Evet arkadaşlar şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Telefonu titretmeden tutmaya çalışıyorum. Şehir bayağı büyük. Yani şu ortadan bir vadi şeklinde bir küçük bir yol şeyi geçiyor. İki tepe üzerine kurulmuş bir şehir. Ancak tabii kazısından ziyade harabe olarak bırakılmış. Sur değil bebeğim onlar bina duvarı. Çünkü bak buralarda da şeyler var, yapılar var. Daha çıkarılmayı bekliyor. Tabii çıkarılmayı bekliyor diyoruz arkadaşlar ancak çok çıkarılacak bir şey görünmüyor. Yani henüz bir çalışma yapıldığına dair bir iz var diyemem. Dayının söylediğine göre en çok Fransızlar çıkarmış. 1945'te dedi. 50'de. O en çok onlar çıkarmışlar ve böyle kalmış. 27 senedir de evet şimdi yavaş yavaş terasa doğru gidiyoruz. Ve arkadaşlar kral odasındayız. Daha doğrusu kral odası ne diyeyim? Saray yani. Şey orada bir tümülüs gibi bir tepe var ama çok kazılmamış. Kral buradan ülkesini seyredermiş terasından ve aynı zamanda teslim olmak istemeyen şehrin erkekleri savaşa buradan çekilmişler ve buradan atlamışlar arkadaşlar. Tabii bunlar efsanelere de dayanıyor olabilir arkadaşlar ya da rivayetlere de dayanıyor olabilir çünkü açıkçası benim tecrübe ettiğim Likya tarihine göre biraz vahşice bir karar. Kendi çocuğunu yak Akropol'de şu tarafta. Evet kadın ve çocukları orada yakıyorlarmış. Ve buradan savaşa buradan gelip kendini aşağı atlıyorlarmış. Şunun güzelliğine bak. Evet. Ne çayı dedi? Eşen. Eşen. Aşkım gel yaklaşma çok fazla. Ben seni tutayım. Arkadaşlar şöyle aşağıda Eşen çayını görüyorsunuz. Bu ara buranın tarihi önemi de yine bu çaya dayanıyor aslında arkadaşlar. Eşen çayının oluşturduğu bu vadi ve ova ya hakim bir pozisyonda. Anlatılana göre yine bu Eşen çayının alüvyonları Patara körfezini yani şeyini oluşturuyor. Şu körfezi alüvyonlarla dolduruyor ve gün geçtikçe de liman kenti olan Patara önemini arttırıyor ve daha büyük bir şehir haline geliyor. Gel bebeğim. Çayın hala kurumamış olmasına kadar ilginç. Çay hala kurumamış canım. Niye kurusun? Ancak arkadaşlar üzücü bir şeyi şöyle söyleyebilirim. Orman yangınlarını karşı tarafta çok net görebiliyorsunuz. Evet. Verdiği hasarı. Aşkım tutuyorum seni. Elimden tut. Elimiz terli diye. Ve evet arkadaşlar şöyle bir blok şey var büyük ihtimalle de. Burası da onun tarzı. Kralın seyir yeri aslında burası. Gerçekten. Mükemmel bir manzara. Çok güzel.
O zaman buraya doğru aşağı doğru iniyor şehir. Buradan aşağı doğru inmiyor işte aşkım. İnmiyor mu? Bitiyor mu? Burada bitiyor. Hı-hı. Devam edelim aşkım, geriye dön. Evet arkadaşlar, ben ne zaman bir videoya başlamak istesem Eda böyle saçma sapan cümlelerle işte buradan atlarsan düşersen falan filan tarzı konuşmalar yapıyor. Neyse, önemli değil arkadaşlar. Geldiğimiz otoyolun sol tarafı diye ben size tarif etmiştim. Daha çok yerleşik halkın yaşadığı yer tarafında, şehir tarafındayız. Burada birkaç fotoğraf çektim evlere dair ama çıkartılmayı bekleyen çok fazla şey var. Arkadaşlar, Eda ile birlikte bayağı bir yukarı tırmandık şu an. Şu gördüğünüz harabelik alan kilise. Arka tarafına geçtik. Ve nekropolisteyiz. Yani ölüler diyarındayız. Tabii yine sağ olsun ilk arkeologlar diyelim buraya gelen kırmışlar ve içeride hazine aramışlar. Ama gerçek hazine zaten taşın üstünde arkadaşlar. İki tane kahraman savaşçı görüyorsunuz. Boğalarla savaşan. Likyalılar bence, çünkü yine kayık şeklinde şey yapmışlar. Yok, kayıt, kayık lahit mezardan arkadaşlar. Bunlar da onları ölüler diyarına götürenler. Ay, kaydım. Ve burada da kırılmış lahitin bu parçası ama kahramanın hikayesi burada da anlatılmış arkadaşlar. Şu yoldan yukarı doğru yürüyeceğiz. Nekropolis'te biraz daha yer keşfetmeyi düşünüyoruz. Ancak bahsedilen güzel mezarlardan biri buydu. Ve onu gördük. Yukarı doğru yolculuğumuz devam ediyor. Merhaba Eda. Arkadaşlar, çok yorucu bir patikadan geçtik. Buranın ben dış surlar olduğunu düşünüyorum. Artık şehrin dış surlarındayız. Şöyle de ovayı görebilirsiniz. Gerçekten manzara harika ama sıcağın altında yürümek inanılmaz zor. Gerçekten o dönemdeki insanların buralara kadar gelip işte ölülerini ziyaret etmek için yol kat ettiklerini düşünecek olursak bizlerin yaptıkları hiçbir şey oluyor tabi. Ve arkadaşlar, şehri aynı muntazamlıkla sürdürmeye devam etmişler. Evet, burası da büyük ihtimal bir burçtu. Böyle bir yuvarlak yapı görüyorsunuz. Şehrin surları ve dışta kalan burç. Burada bir kazı yapılmış ama sonrasında tabi burası bırakılmış. O zaman baya böyle dik geliyor. Evet, burası baya yüksek aşkım. Toprak altında kalmış bir yer. Arkada az önceki gördüğümüz lahit mezardan sonra son lahit mezara doğru çıkıyoruz. Şehrin surlarının biraz dışına çıktık. Şu taraftan tekrar içeri gireceğiz. Bize beyaz taşlı yolu takip etmemizi söylemişlerdi. Şu anda o yolu takip ediyoruz. Gerçekten müthiş bir spor. Evet. Arkadaşlar, sanırım o mezara gidemeyeceğiz. Çünkü surun arkasında kaldık ve burada yol bitti. Bize bahsedilen beyaz yol da buradan devam ediyor. Biz yolu takip edelim arkadaşlar. Şayet önemli bir şeyle karşılaşırsak tekrar video açarız. Eda seslendi ama arkadaşlar geç kaldım ben duymakta. Burada bir lahit, şurada da bir lahit daha var arkadaşlar. Çok fazla uzaklaşmaya gerek kalmadı açıkçası. Hemen bir video açtım. Ve arkadaşlar, yani inanılmaz üzücü. Çünkü her lahit itinayla kırılmış. İçinde hazine aranmış. Ve İngiltere Müzesi'ne götürülmüş. Vakti zamanında Osmanlı Sultanları da buna müsaade etmiş. Tabii erken Türkiye Cumhuriyeti döneminde de bu tarz şeylerin yapıldığını biliyoruz.
henüz daha bunların önemini tam kavrayamadan bu tarz miraslar elimizden yitip gitmiş arkadaşlar. Orada bir mezar taşı daha buldu Eda. Ama daha çıkarılmayı bekliyor. Ya da çıkarılmış ve kapatı yani üzerine artık şey olmuş, kapanmış. Arkadaşlar nekropolis benim tahmin ettiğimden daha büyük çıktı. Ve gerçekten heyecan verici. Evet. Şöyle kapağı da kırılmış. Umarım ışık yeterli olur size gösterebilmem için. Bu mezar diğerlerine göre diğerlerinden daha farklı. Fark ettin mi bu mezarın daha farklı olduğunu yapı olarak? Yok, o da aynı şekilde aşkım. Altta şeyi var. Haznesi yukarıda lahit var. İşte adam bahsetti ki bu kişinin hazinesi buraya, senin baktığın yere gömülüyormuş. Ha, buraya. Kendisi de yukarı gömülüyormuş. Ve yukarıda arkadaşlar çok güzel bir anıt var. Bir aslan mı, o boğa mı tam kestiremiyorum ama boğa sanırım aslan. Aslan aşkım. Aslan mı, boğa? İki tane aslan var arkadaşlar. Valla ikisi de aslan gibi duruyor aşkım. Savaşıyorlar. İnsan var orada değil mi? Evet. Parçalatıyorlar insana. Wow. Kolezyumda bunları yapıyorlarmış. Büyük ihtimalle burası da bir kahramanın mezarıydı arkadaşlar. Savaş kahramanının mezarıydı. Neden aslanları parçalatıyor onu çözemem. Aslanları parçalatıyor diyemez. Belki de aslanlarla mücadele ediyordu aşkım. Resmin geri kalanı yok çünkü üst tarafta. Yan taraflar da boş çünkü. Burayı kolezyum olarak kullanmışlar ya, acaba ölen bir kahraman mı? Hani orada kolezyuma savaşıyordu da aldılar buraya mı gönder gibi düşündüm ama. Bilmiyorum bebeğim. Hadi gidelim. Manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Toroslara selam olsun. Evet. Selam arkadaşlar. Yeniden çok bir yol kat ettik. Çıkılmaz denen yerlere çıktık. Tuhaf şeyler yaptık ama müthiş bir yere vardığımızdan eminim. Nekropolis'in en heybetli yerlerinden birindeyiz. Çok zor geliniyor buraya. O kadar ki telefon artık tutacağı tutmaz oldu. Bu kahramanların kim olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar ama önemli kişilerin mezar anıtlarını böyle yapıldığını biliyoruz. Nekropolis bu arada bizim az önce gördüğümüz surun dibinde yatmakta. Onların da fotoğraflarını çektim. Sizlerle paylaşmış olurum. Ve gerçekten arkadaşlar her kaya yerine lahit yapmışlar. Ve tek parça taşmışlar. Evet. Arkadaşlar mezar odasını görüyorsunuz. Burada 5 kişilik bir yer var. Aşkım burada 5 kişi yatmış. Şeyi direkt görüyorsun böyle koğuş gibi. Ve arkadaşlar anıt mezar. Muhteşem. Aşağıda bir adet daha var. Alt platformunu görebiliyoruz sadece. Büyük ihtimal dikili taş kırılmış. Şöyle yavaş yavaş gidiyorum oraya. Yürüdüğümüz yerler gerçekten çok tehlikeli. Sapa bir yerdeyiz. Ve arkadaşlar gerçekten aşkım burası çok güzel. Şuradan görecek olursanız. Bu dikili taşın altındaki mezarları da bu şekilde görebilirsiniz. Ve inanılmaz uğraşılmış yani bu. Yekpare kayaya yapılmış bu. Zaten kayanın kendisini de burada görebiliyorsunuz. Müthiş bir şey. Devam et bebeğim. Yok. Çok iyi, evet. Tamam bebeğim yürü. Çekil bebeğim. Arkadaşlar şu alt tarafta kırıktan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama lahit odası orada işte ve üstüne anıt mezar yapılmış. O zaman da ölümün bilinmezliği insanların evet. Fark ediyor musunuz? Evet. Gerçekten ölüm için
daha doğrusu ölümün bilinmezliği değildi aşkım, ölümden sonra yaşanılacağına inanılmış ve yani kıymetli eşyalarla birlikte gömülmek için bu tarz anıt mezarlar yapılmış. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi şu yolu takip edeceğiz. Beyaz boyalı taşlar. Büyük ihtimalle de turumuzu bitireceğiz. Son bir kapanış konuşması yaparız sizlerle. Veda ederiz şimdilik. Görüşmek dileğiyle diyelim. Çok yoruldum. Şöyle otoparka geldik arkadaşlar. Bayağı yorucu bir yoldan sonra. Evet. Bu da ziyaretçimiz. Merhaba. Bu da Eda. Hello. Ya. Arkadaşlar gezimizi burada bitiriyoruz. Evet. Likya'nın önemli büyük kentlerinden biri olan Santos'u gezmiş olduk. Gerçekten aslında ölümden sonra yaptıklarıyla hatırlayacağım burayı. Çünkü gerçekten inanılmaz güzel anıt mezarlar bırakmışlar. Daha çok burası yaptıklarıyla övünen bir şehir gibi duruyor. Yani şöyle arkadaşlar, her konuyla alakalı ve her kahramanla alakalı bir dikil taş, bir anıt bırakmışlar. Harp anıtından tutun şuradaki yazılı dikil taşa ve az önce videomuzda da gördüğünüz anıt mezarlara tutun da arkadaşlar. Gerçekten önemli bir şehir olduğunu da buradan anlıyorsunuz. Çünkü uğruna destanlar, hikayeler anlatılmış, yazılmış. Bizden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki antik kentte ya da tarihi yerde görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eda da size hoşça kalın diyor.